Merhaba gençler. Sizlerle en son 7. ünitemiz olan hayaller ve düşler anlamına gelen Dreams ünitesinde bırakmıştık. Bugün sizlerle Dreams ünitesinin tekrarını yapacağız. Evet, 7. ünite Dreams konu anlatımı dedik. The future tense bizim dil bilgisi konusu. Nedir bu? Will ile kullanılan cümlede işin gelecekte yapılacağını ifade eden will yapısını öğreneceğiz. Cümle yapısı son derece basittir. Önceden özneden sonra yapılan will, ardından ise yalın halde yazılan bir fiil vardır. Bunlar şimdi örneklerle göreceğiz. Öznelere göre farklı bir çekim ya da ek getirme yoktur. Olumlu, olumsuz soru yapısını inceleyelim. Evet, affirmative dediğimiz olumlu yapı. Olumlu cümlede will, acak, ecek şeklinde bir anlam katar. Neydi bizim formülümüz? Formüle edilmiş hali diyelim. Subject'ten hemen sonra will geliyor ve daha sonra verb ve object dediğimiz, yani özne, will, acak, ecek ve fiil ve nesne gelecektir. Evet, devam ediyoruz. Şimdi bu tabloda öncelikle olumsuz olan kısmı, ay özür dilerim, pozitif dediğimiz olumlu kısmını inceleyelim. Gördüğünüz gibi ne gelmiş? Önce subject gelmiş, arkasından will, sonra fiil, herhangi bir ek almadan yalın haliyle gelmiş ve bu şekilde devam ediyor. I will be happy, you will be happy şeklinde. Ben mutlu olacağım, sen mutlu olacaksın şeklinde devam ediyor. Evet. Negatif, yani olumsuz yapısını inceleyelim. Onu da formüle edilmiş hali de neydi? Subject, will not, şurası yanlış yazılmış, şurası L olacak. Will not veya won't dediğimiz, daha sonra da fiil ve nesne bunu takip eder. Anlam olarak mayecek, mayacak anlamı katar. Tablomuzu yeniden bakalım o zaman. Negatif şeklinde gelecek olursak ne dedik? Will not veya bunun kısaltma şekli won't'tur. I won't be happy diyor. Ben mutlu olmayacağım. Evet. Devam ediyoruz. Soru yapısını inceleyecek olursak, soru yapısı da neydi? Bütün zamanlarda olduğu gibi o zamanın neyse işte o tensin yardımcı fiili burada will olduğu için will'i başa alıyoruz. Ve subject, özne ve daha sonra fiil ve nesne olarak devam eder. Ne demişiz burada? Bu diğer zamanlarda olduğu gibi will, özne ile yer değiştirerek başa gelir. Tabloyu tekrar inceleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ne olmuş? Will başa gelmiş, daha sonra öznemiz gelmiş, sonra fiilimiz gelmiş ve nesne, bu tabi yer ve zaman olarak devam eder. Evet, örneklerle devam edelim. Neydi? I will pass my English exam demiş. İngilizce sınavımı geçeceğim. She will be successful in her career demiş. O kariyerinde başarılı olacak. He won't or he will not come to the school, okula gelmeyecek gibi burada örneklerimiz var. Videoyu durdurup tek tek inceleyebilirsiniz. Şurada da soru cümlesi will başa gelmiş. Will you help your mother? Annene yardım edecek misin? Will they come to the cinema with us? Onlar bizimle sinemaya gelecekler mi? Evet, az önce ne dedik? İngilizce'de cümle yapısı aslında bu swap dediğimiz bir şey vardır. Şöyle bir yapayım, yazayım size, biraz mouse'la yazmak zor oluyor. Swapped. Neydi swapped? Önce subject demek, yani özne gelir. Sonra fiil gelir İngilizce'de. Bizde fiil yüklem sondadır ama orada direkt İngilizce'de direkt özneden sonra gelir. Sonra nesne. Sonra place dediğimiz, bazen yer bildiririz. Ve adverb of times dediğimiz, zaman zarfları dediğimiz, evet şu anda inceleyecek olduğumuz zaman zarfları gelir. Cümlenin sonunda nedir? Tomorrow, yarın mesela. Tomorrow morning, yarın sabah gibi. Bu videonun bu kısmında durdurarak tek tek zaman zarflarını inceleyebilirsiniz. Evet, şimdi ünitemizle ilgili belli başlı kelimeleri inceleyelim.
İngilizce'de dreams kelime listesi verdim size. Bunları tek tek inceleyemeyeceğiz. Ama siz videoyu durdurun. Gerekirse şu Türkçe kısmını kapatın. Bildikleriniz varsa işaretleyin. Bilmediğiniz varsa ezberleyin. Şeklinde çalışma yapabilirsiniz. Evet, burada alfabetik sıralamaya göre kitabımızda geçen kelimelerin neredeyse tümünü ben bu videoya ekledim. Evet, şu şekilde gidiyor. Kelimelerimiz oldukça fazla ama fazla olmasına bakmayın. James ünitesinin derste de söylemiştim size. Kelimeleri oldukça basittir. Evet. Devam ediyor kelimelerimiz. Bu şekilde. Evet. Şimdi konumuzla ilgili sorular çözelim. Bir değerlendirme yapalım. Evet, şurada ne demiş? Boşluğa gelecek en uygun başlığı seçiniz demiş. Evet, o zaman başlıklarımıza future jobs, gelecek meslekler, future dreams, gelecek hayaller, rüyalar, her neyse. Future problems, gelecek problemler ve future world, gelecek dünya şeklinde bizim başlıklarımız var. Şimdi bakalım. I will graduate from university. Ben üniversiteden mezun olacağım demiş. Evet. I will have a good career. Ben iyi bir kariyer sahibi olacağım demiş. I will get married. Ben evleneceğim demiş. I will be rich. Ben zengin olacağım demiş. O zaman bu direkt nedir? Konumuzla ilgili olan Future Dreams'i sanki bahsediyor diyor. Future Jobs dersek sadece burada nedir? Şurada bir meslek sahibi olacağım, iyi bir kariyere sahip olacağım şeklinde vermiş. Problemlerden hiç bahsetmemiş. Gelecek dünya ile ilgili de bahsedilmemiş. Meslekten bir tane bahsedildiği için ama Future Dreams dediğimiz gelecek hayallerle ilgili hepsi burada verilmiş. Evet, diğer konumuzu inceleyelim. Sorumuzu daha doğrusu. Ne demiş? My friend Will demiş. Boşluk bırakmış. She loves playing instruments. O enstrüman çalmayı sever demiş. O zaman My friend will be an animal protector. Benim arkadaşım hayvan koruyucusu olacak ve o enstrümanı sever. Hayır, bu bize uymuyor. My friend will be a famous pianist. Evet, o ünlü piyanist olacak. O enstrüman çalmayı sever. Bu uyuyor. Evet. Diğer şıkları da bakalım. My friend will be a football player. Benim arkadaşım futbol oyuncusu olacak ve enstrümanla alakası yoktur o zaman. Ve my friend will have a happy family. Mutlu bir aileye sahip olacak. O da enstrümanla alakası yok. O zaman cevap B. Evet, bu mouse'la yazmak biraz zor. Soru 3. Flying cars demiş. Our lives easier in the future. O zaman ne diyor? Uçan arabalar bizim gelecekte bizim hayatımızı kolaylaştırır, daha da kolaylaştırır anlamında. O zaman ya da kolaylaştıracak diyelim. Çünkü in the future, yani gelecekte olduğu için acakecek. Our make olmaz çünkü neydi? Bu uymuyor bizim şeye. Are making olsaydı belki. Makes neydi? Geniş zaman. Bu da uymuyor. Will make uyuyor ama D şıkkını inceleyeceksek ben konunun başında ne demiştim? Will'den sonraki gelen fiil herhangi bir ek almaz demiştik. O zaman bunu da eliyoruz. Cevap C. Diğer bir sorumuz. Yukarıdaki cümleyi görsele göre tamamlayın de. Görselde ne görüyoruz? Dünya, evet, gezmek gibi, evet. When I graduate from university, ben üniversiteden mezun olduğumda deyip cümleyi bırakmış. I will have a happy family. Mutlu aileye sahip olacağım. Burada aile göremiyorum resimde. Görsele göre tabii ki muhakkak olacak ama biz soruyu ne yapacağız? Görsele göre değerlendireceğiz. Bu şıkkı eliyorum. I will travel around the world. Dünyayı gezeceğim. Evet, bu resim tamamen onu anlatıyor. Bekletelim. I will stay at home. Evde kalacağım. Hayır, kesinlikle uymuyor görsele. I will live in a small city. Küçük bir şehirde yaşayacağım. Bu da uymuyor. O zaman cevabımız B olacak. Diğer bir soru. What is your dream for the future? Gelecek için hayalin nedir? I will boşluk bırakmış. My own business in my 50s. Yani 50'lerimde, 50 yaşlarımda
Own business demek kendi işini kurmak. O zaman buradaki bunu tamamlayan o kelimeyi bulacağız. Run, evet, run own business neydi? Kendi işini kurmak anlamı vardı. Walk, kendi işine koşmak, bu uymuyor zaten. Bu şıkları eliyoruz ve cevabımız A olacak. Evet. Burada ne sorduğunu bilmiyoruz. Yes diye cevap vermiş. Definitely I will have a dog. Evet, kesinlikle demiş, bir köpek sahip edineceğim. Yani köpek edineceğim anlamında kullanmış. Çocuklar, biz burada biraz pratik de yapabiliriz. Yes, no. Mesela double H ile sorulan sorulara biz asla yes, no diye cevap veremeyiz. O zaman direkt bu şıkları okumadan da eleyebiliriz. O zaman iki tane seçeneğimiz kalıyor. Will you be a doctor? Doctor, yani doktor olacak mısın sorusu. Evet, kesinlikle bir köpek edineceğim. Biraz alakasız duruyor. Eleyelim. Will you have a pet when you have a house? Yani evin olduğunda diyor. Hayvan edinecek misin? Evcil hayvan edinecek misin anlamında sormuş. Evet, yes, definitely I will have a dog şeklinde cevap vermiş. Kesinlikle cevap Bursa olacak. Diğer bir sorumuz. Space holidays, yani uzay tatilleri. In 10 years deyip bitirmiş. Şuradaki boşluğu bulacağız. Space holiday will start in 10 years. Yani 10 yıl içinde uzay tatilleri başlayacak. Evet, olabilir. Will starting direkt fiil, herhangi bir ek aldığı için eliyoruz. Burada da ek aldığı için C şıkkında eliyoruz. Burada da ek aldığı için öbür tarafa bakmadan D'yi de eliyoruz. O zaman cevabımız A. Bir soru. Will you buy a new house next year? Yani gelecek yıl yeni ev satın alacak mısın sorusuna. Cevap bir şey dedi. Arkasından diyor ki but I will buy a new car. Fakat demiş, ben yeni araba alacağım demiş. O zaman olumsuz bir cevap gelmesi lazım. Çünkü ev alacak mısın? Fakat araba alacağım demiş. Definitely, kesinlikle, kesinlikle fakat araba alacağım olmuyor. Yes, I will. Evet, alacağım. Fakat yeni araba alacağım. Bu da uymuyor. No, I won't. Hayır, almayacağım. Fakat yeni araba alacağım. Bu sanki uyuyor. Of course da, elbette dediği için uymuyor. Cevap C. Evet çocuklar, bugünlük Dreams ünitesi ile ilgili konu tekrarımız bu kadardı. Bu arayı iyi değerlendirin. Goodbye, see you next time.